Pir Sultan Abdal Derneği Marmaris Şubesi yeni yönetimini belirlemek amacıyla bir araya geldi. Yapılan 10. Olağan Genel Kurul'da yeni yönetim için iki aday listesi vardı. Genel Kurul'da geçmiş yılların faaliyet raporlarının oylamaya sunulması sırasında bir gerginlik yaşandı. Sayın Başkan, buyurun. Burası kongre. Evet. Faaliyet raporu konuşuluyor. Evet. Faaliyet raporu okunmuş. Evet. Faaliyet raporu ne demektir? İki yıldan beri, üç yıldan beri bir kurumun çalışma raporları, hayata yaptığı işler, bunlar ne demektir? Elini faşizme karşı kapat, kongrede konuşma, öneri getirme, yanlışlara yanlış, doğruya doğru deme, bir anda bitirelim, ne, yangından mal mı kaçırıyoruz? Bu kongre karar verecek, Ankara'dakilerini uyaracak. Oylamaya geçiyorsunuz. Lütfen bunu konuşanın konuşmasını kesiyorsunuz. Bunlar doğru değil. Böyle divan yönetilmez. Lütfen. Ama hiç kimseye konuşma hakkı vermiyorsunuz. Lütfen. Herkes içini boşaltsın. Herkes önerisini söylesin, sorsun. Sonunda var mı dilek, temenniler, konuşmalar o zaman? Derneğin geçtiğimiz dönem başkanı İsmetullah Aydın da derneğin tahmini bütçe raporunu okudu. Bağışlar 25 bin lira. Üye aidatı 6.432, toplam 31.432 lira, kira ödemesi 2.500, elektrik 2.500, telefon 3.500, kırtasiye 1.000, Maliç Belediyesi 500, genel giderler 18.860 lira. Aydın da bütçe raporunun ardından geçmiş dönem başkanı olarak bir konuşma yaptı. 2 yıl evvel bizlere görev verdiniz. Bu görevi layık olduğumuzu gördünüz. Gerek kendim gerekse yönetim kurulu arkadaşlarım adına en samimi duygularımla teşekkür ederim. Dernek başkanlığına aday olan isimlerden biri Kasım Çağlı'ydı. Çağlı, seçim sonrası dernek yönetiminde yer alırsa yapabileceklerinin neler olduğunu söyledi. Bu şubede şu ana kadar yapılan bütün faaliyetler bizleri belli gruplara bölerek yapıldı. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Belli bir kesim geliyor, diğer bir kesim gelmiyor. Bunu ortadan kaldırmak için bir barış listesi yapmak için çok gayret sarf ettik. Bir dernekte, partilerde demek ki bu görevlere layık, bu görevleri yapabilecek kapasitede farklı farklı gruplar çıkabiliyor. Bu demokrasinin gereği. Başkanlığa aday olan diğer isimse Baki Kol'du. Kol'da bir konuşma yaptı. Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar derneğimizin yetkili kurullarında görev almış, canlarımıza ve başkanlarımıza ve siz üyelerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ben diyorum ki Aleviliğe saygı duyabilirsiniz. Beğenebilirsiniz de ancak her ne kadar kendi içimizden birilerinden tenkit alsam da ben gene diyorum ki ben Alevi'yi seviyorum demekle haşa Alevi olunmaz arkadaşlar. Konuşmaların ardından oylar kullanıldı ve sandıklardan çıkan isim 88 oyla Kasım Çağlı oldu. Baki Kol'un listesi ise 53 oyda kaldı. Bir adamı. Kimine bakacaksın? Bir sinem diye var mı? Ben buradan bakıyorum.